Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzu da bir tane daha 5 yıldızı R5 atacağız. Ama ben ne kaç tane 5 yıldızı R5 hatırlamıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 tane varmış arkadaşlar. Allah bereket versin. Şimdi bir de gidelim 41. alalım ve 41 kere maşallah diyelim. Peki kimlere atabiliriz? Mysterio, Guardian, Red Guardian. Medusa'yı atamıyoruz. Medusa'yı niye atamıyoruz? S4'ümüz yok. Ondan sonracığıma Demir Adam olabilir. Sabah Yıldızı, Etimangok, Sentry, Star Örümcek, Hulk Ragnarok, Demir Yumruk, Tigra, Star Lord, Modok. Immortal Hulk kaç ya? R kaçsın sence? Aa, bak bunda R5 atabilirmişiz aslında. Olabilir. Hulk, Juggernaut, Şahin Göz, Fatih Kang. Bu kadar arkadaşlar. O zaman gençler Fatih Kang'a yüklenelim. Hadi Fatih Kang'ı şekil şükel olsun diye R5 atalım. Ve R5 Fatih Kang'la güzel bir gameplay yapalım. Fatih Kang'da arkadaşlar aklıma birkaç özelliği geliyor. Tabii ki böyle şaşalı büyük hasar vurmuyor ama birincisi zırhı var. Üzerinde aktif sonsuz döngüde kırılmadı veya kaldırılmadığı sürece devam edecek bir zırhı var. Bunu kullanabiliriz. Onun dışında çok güzel güç boşaltıyor. Güç boşaltmasını kullanabiliriz. Yani bu ikisi şu anda Fatih Kang'ın kullanılabileceği özellikler olarak aklıma geliyor. Bu arada Fatih Kang özel kristallerden, yani her yıl gelen hediye gönderme kristallerinden çıkıyor arkadaşlar. Nereden geliyor işte abi, nereden buldun Fatih Kang'ı veya Thanos'u, hem 4'ünü hem 5 yıldızını diye gelen sorular oluyor arkadaşlar. Böylece cevap vermiş olalım. Şimdi şuna tekno taşlarını alalım. Yapıştıralım. Gelsin. Fatih Kang. Yavrum benim be Fatih Kang arkadaşlar. R5 atıyoruz. Bu eleman da bizim 41. R5'imiz oluyor. Şöyle özelliklerine bakalım. Bir datasına baktığımızda 30.000 canı, 3.800 yani 3.900 civarında bir saldırı gücü var. Kritik atma oranı fena değil. Zırh puanı ve blok performansı da yine kendi çapısında. Dediğim gibi üzerindeki zırh etkilerini kullanacağım arkadaşlar. Zırh taktiklerini kullanacağım. Burada 7. sahnede güzel bir yol var. Teknoloji karakterlerin üzerinde zırhlanma varsa bağışıklık kazanan bir yol var. Havok'un olduğu yer. Oradan gidelim fakat zırhımızı kırarsa abi patlarız tabi. Hadi bakalım. Fatih Kang'la mevzulara dalıyoruz. Bakalım kaç vuracak vicdansız. Aynı zamanda burada bağışıklık kazandığı zaman da görürsünüz üzerinde bir miktar easy hiddette depoluyor pasif. Şöyle bir güzelliği olur. L2'si güç boşalttığı için Havok üzerindeki plazmaları da aynı zamanda komple alır arkadaşlar, eritir. Ve burada rakip L3 atacak mı atmayacak mı derdiğinizde olmaz gördüğünüz gibi. Yani ister atsın ister atmasın Fatih Kang bu şekilde olayı götürebiliyor. Aynı zamanda Fatih Kang'ın arkadaşlar L1'i garanti kritik veriyor. Yani bunu yine %50 karolarında kullanabilirsiniz. Yani şöyle %50'den kastım şu. Siz özel saldırı attığınızda güç puanınızın sadece %50'si gider karosu var. Orada yine sürekli L1 atarak arkadaşlar sonsuz bir sersem döngüsüne olayı sokabilirsiniz. Bu da Fatih Kang'ın kullanabileceğimiz üçüncü etkisi olsun. Tabii ki alternatif bab da kullanılır. Ama abi eleman da tartaklıyor. Murat tartakçı yani. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Yavrum benim. Geliyor. Gelmekte olan. Yavrum benim 21.000 vuruyor. Vicdansızı kes. Artık arkadaşlar oyun sistemi çok değişti. Tamamen karoları kendisine uygun bir şekilde kullanabilecek karakterler lazım. Bu bab da gayet de güzel. Dediğim gibi Fatih kanka çok da kolay bulunabilen bir karakter değil ve açıkçası çok da gözlerin arayacağı bir karakter de değil. Ama havası şekli şemali ve alternatif babda oynaması fena da değil arkadaş. Zaten kendi performansı güzel. Özellikle defansif babda ortalama da
Ya açtığı bu zırhla beraber daha başka bir coşma modunda ve Havok gibi yerlerde de, yani üzerinize zırhın olması ihtiyacınız olan yerlerde de belki mühendinizi yerseniz gençler. Şöyle Fatih Kang'ın bir de güzel L3'üne bakalım. Hadi bakalım, şekilli bir L3 yavrum benim. Ekran görüntüsü aldığım kimseye söyleme, aramızda kalsın. Sağlığım da orada %100 arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? 21K ve artı iyileşme engellemesi de fena değilmiş. 15 saniye falan var herhalde iyileşme engeli. Ve Hadouken atarak mevzuya dahil oluyor arkadaşımız. Temiz. 166 combo. Allah Allah. Vur vur bitmez. Bir part da bu delikanlıyla atalım. Bir part da bu delikanlıyla atalım. Gel bakalım. Yanındaki sinerjiler klasik. Sağlık bas. Hani video çekiyorum ya, hataya falan düşürmesin diye kurduğum sinerjiler. 5600. Oha. 10. Oha. Aa bak, burada daha güzel de çıkarız ha, var ya. Burada daha yüksek hasar verebiliriz. Ayrıca bir de kanama da yiyoruz ya elemandan. Gel bakayım. Şöyle güzel bir kritik atarsam var ya L2 ile. Ver şunu kritik. Aferin, vermedi. 17 B. Düz vuruşlara bak, 5-6 bin. Burası daha hızlı biter bak, ben sana söyleyeyim, sonra söylemedin değil mi acı? Ver bakayım o güç barını. O güç barı sende durur. 42 bin. Psikopat. Ama üzerindeki zırh kırılırsa arkadaşlar bütün bağışıklıklarım gider. O zaman ayvayı yeriz abi. Bir tane daha gelir mi? 10 bine. 14 bin. Bu süper bir şey. Yani rakibin güç barını mahvetmesi en azından oyunu kontrol etmesini sağlıyor. Oyunu kontrol eden bir karakter hüviyetine bürünüyor arkadaşımız ve L1 ile de 24'ü vuruyor bu çılgın delikanlı. Bir sonraki de Iceman. Gerçi Iceman da çok şey yapmaz ama hadi bir de Iceman dövüşü yapalım. 42 bin bence çok güzel vurdu ya. Şekilli şükelli bir abimiz. Good boy, good boy. Hadi bakalım bir de burada dövüştürelim bu delikanlıyı. Bundan sonra bir de aylık macera deneyebilirim. Aylık macera da yine teknolojiler için bir karo vardı yanlış hatırlamıyorsam, zırhlanma ile ilgili. Yine orada da birazcık bakabiliriz aslında. Dur bakalım. Bunu aslında direkt oraya da geçebilirdik. Neyse, madem bunu tartaklayacağız, tartaklayalım kardeşim. Şu elemanın biz bir L2'sini atalım. Ve o güç barını bir alalım abi. Güzel. 7000 düz vuruşlar koçum benim. Aynı zamanda sersem vermesi de güzel bir şey. Bazı özellikleri mesela sersem vererek kapatabiliyorsunuz. Bazı iyileşme etkilerini mesela robotlara karşı. Veyahut da sersem yediği zaman daha yüksek hasar yiyen yerler var. Orada da keza bu L2'sinin L2'nin ilk partı sersem veriyor. Mesela onu oralarda da kullanabilirsiniz. Hem dediğim gibi sersem veren yerlerde daha fazla hasar vermesinde, hem de sersem verdiğinde bazen bazı etkiler kapatılabiliyor. Hatta kapatılabilmesinin tek yoludur o. Yani müthiş bir güç kontrolü var. Tamam, bir magic kadar değil ama bence bir magic'e yakın şekilde güç kontrolü var. Magic'in zaten sonsuz da. Bu da sonsuza yakın işte. En azından L3 attırmıyor, yani neredeyse kesin bir şekilde L3 attırmıyor diyebiliriz. 9000'e 13000. Eleman hala güç barını bir türlü dolduramadı. Yani kış askeri döver gibi dövüyoruz. Eğer bir rakibin güç barı dolmuyorsa onu arkadaşlar kış askeri döver gibi dövebilirsiniz. Hazırsan geliyor. %1 hepimizin en sevdiği rakam ve yumuşak GG. Bir de aylık maceradaki tekno bölümüne bakalım. Tekno bölümünü de hatırlamıyorum ama
Çıkalım şuradan. Bir de tekno bölümüne bakalım. Tam olarak hangi bölümde acaba? Burada olabilir mi? Bir bakalım. Burası burada teknom vardı. Şöyle bir tıklayalım ve bakalım burada. Aynen bir tekne saldırdığını muhafıza bir adet zırhımızı uyguladı her defasında muhafız ayrıca 10 saniye teknoloji şampiyonları muhafızın kendine gelişmesini. Burada bir şeyimiz yok. Zırhlama ile ilgili bir şeyimiz yok. Bu ay demek ki Fatih Kantlık'ta bir şey yokmuş arkadaşlar. Velhasıl kelam 41. R5'imizde Fatih Kank oluyor arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Daha R5 atmaya devam eder miyim bilmiyorum arkadaşlar. Duruma göre hareket ederiz diyorum. Ve bu da bizim Fatih Kank'ımız oldu. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Olur da destek vermek isterseniz aşağıya şuraya bir yere beğen butonunu yapıştırdım. Vurun gelsin hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.